idam Toker T24. TÜİK enflasyonu nasıl hesaplıyor? Yaz geldi ve sosyal medyada yurt içi yurt dışı tatil yerlerinden restoran fişleri paylaşma sezonu açıldı. Gıda enflasyonundaki aşırı artışla memleketteki bazı işletme sahiplerinin fırsatçılığı birleştiğinde neler olduğunu gördüğümüz bu fişlere bakıp sakin kalmaya çalışıyoruz. Ama hal böyle olsa da bu sonuçların açlık sınırında yaşayan yarım kilo peynir alırken düşünen, aç kalmamak için okulda olması gereken çocuklarını sağlıksız atölyelerde çalışmaya gönderen aileler için anlamı yok. Onlar için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın her fırsatta program çalışıyor ezberini duymanın da herhangi bir karşılığı bulunmuyor. Yılmaz'la Şimşek'in bu ezberi zaten IMF ve Dünya Bankası başta olmak üzere ülkeye sermaye gelmesini motive edecek uluslararası kuruluşlar ve küresel finans sistemini ilgilendiriyor. Milyonlarca vatandaşın gelir düzeyini, satın alma gücünü etkileyecek asıl veriler ve gelişmelerse ısrarla, itinayla halkın dikkatinden kaçırılıyor. Dahası bu uğurda yasalara aykırı davranmaktan da çekinmiyor konunun ilgilileri. TÜİK bundan tam 2 yıl önce enflasyon hesabında çok önemli bir dayanak oluşturan madde fiyat listesinin yayımını durdurdu. Bu kararın ardından ortaya çıkan gelişmeleri, diskin konuyu taşıdığı yargı kararlarını ve TÜİK'in bu kararlara karşı tutumunu ise bu köşede birkaç kez ayrı yazıya konu ettim. TÜİK'in madde fiyat listesini durdurmasının ardından yargının buna karşı verdiği kararlar normal bir hukuk devletinde bağlayıcı olmalıydı. Ancak burası normal bir hukuk devleti olması gerekti ki TÜİK anayasa ve yasaların yargı kararlarının bağlayıcılığını emreden hükümlerini dikkate almayarak veri karartma işlemini sürdürdü. Dahası idare mahkemesi kararının uygulanmaması için Danıştay'a başvurdu. Yanı sıra kararın uygulanmaması için de Adalet Bakanlığı'na yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı. Bu davayı da kaybetti. TÜİK yöneticileri için suç duyurusu. Anayasanın 138. maddesini hatırlarsak, yasama ve yürütme organlarıyla idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Verileri kim aldı, nereye götürdü? Diz ki bunun bu gelişmelere karşını veri açıklamaktan kaçınan ve yargı kararlarına uymayı değişik gerekçelerle reddeden TÜİK hakkında yeni bir yargı yoluna gitti. TÜİK yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Disk'in bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada çok ilginç bir ayrıntı dikkat çekiyor. O da şu. Yargı kararının uygulanması için Disk Nisan ayında TÜİK'e yeniden başvurarak talepte bulunuyor. TÜİK verdiği yazılı cevapta bütün bu sorunun bel kemiğini oluşturan madde sepeti ve ortalama madde fiyatları listesi yine yer almıyor. Ancak 15 Mayıs 2024 tarihli bu yazıda şöyle bir ifade yer alıyor. Ancak 2022 yılı Mayıs ayından itibaren kurumumuz tarafından hesaplanmaya ve yayımlanmayan ortalama madde fiyatlarının halen kurumda mevcut olmaması nedeniyle gönderilmesi mümkün olmamıştır. Bu açıklamadan TÜİK'te olması gereken verilerin TÜİK'te olmadığını anlamamız gerekiyor. Çok ilginç gerçekten. Peki TÜİK'te olması gereken bu verileri kim nereye götürmüş ya da saklamış olabilir? Olayın tuhaflığına diskle tepki göstererek şu soruyu yöneltiyor. 2022 yılı Mayıs ayından itibaren kurumunuz ortalama madde fiyatlarını hesaplamıyorsa tüketici fiyat endeksini nasıl hesaplıyor? Mayıs 2022'den itibaren madde fiyat listesindeki ürünlerin fiyat değişimleri hesaplanmıyorsa enflasyonu nasıl açıklayabiliyorsunuz? Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek biraz gayri ciddi görünen bu durum karşısında ne düşünüyor? Herhangi bir gazeteciden bu yönde soru alma zemini bulunmadığı için şimdilik bilemiyoruz acaba Türkiye'yi kalabalık bir heyetle ziyaret ettiğini, Şimşek ve Yılmaz'la görüştüklerini öğrendiğimiz Maruf Buzcigil Ekonomi Gazetesi, IMF ve Dünya Bankası yöneticileri de bu soruları Türk muhataplarına yöneltiyor mudur? Yöneltiyorsa aldıkları yanıtı belki dolaylı olarak başka metinlerde görürüz. Belli mi olur?